Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bir güne başladık. Aslında başlamak için birazcık geç kaldım. Çünkü böyle biraz sabahtan böyle baş ağrısı vardı. Sanırım havanın sıcaklığından falan oldu diye düşünüyorum. Ayır kesici falan içtim. Annemle mutfakta yemek falan yaptık derken günümüzün çoğunu bitirdik neredeyse. Havanın böyle biraz serinlemesini bekledik kapının önüne çıkabilmek için. Ateşdemir anneannesiyle birlikte kapının önüne çıktı. Burada çiçek sulamaya bayılıyor. Bazen böyle hava serin olduğu aman sıcak olduğunda, serin olmadığı zamanlarda da balkona havuz kuruyoruz ona, biliyorsunuz. Havuzun içerisinde oyalanıyor falan. Şu birkaç gündür de böyle tuvaletiyle ilgili sıkıntılarımız var. İşte ben alıştırma yapmaya çalışıyorum. Acaba bırakır mı, eder mi falan diye. Kendini de biraz hazır hissediyor gibi ama tam cesaret edemiyor. Böyle tuhaf bir sürece başladık. Tuvalete geliyor, söylüyor ama tuvalete hiç yapmak istemiyor. Buraya gelirken lazımlığımızı da almamışız. Belki önümüzdeki hafta içi ben bir işte gideceğim, çiçeklerimi falan sulayacağım. Hem de lazımlığımızı da alır geliriz diye düşünüyorum. Yani bezden çok rahatsız oluyor. Bezini sürekli çıkarmak istiyor. Tutmak istemiyor. Sıcaktan kaşındırıyor sanırım. Sizler nasıl atlattınız bu süreci bilmiyorum ama inşallah biz de bir an önce atlatırız. Şu birkaç gündür bayağı bir gelişme var. Böyle gündüzleri bezsiz bırakıyoruz, ateş demiri falan. Umarım böyle biz de çabucak öğrenebiliriz. Yani aslında biraz da onun hazır olması lazım. Çok da zorlamak istemiyorum. İşte dediğim gibi ateş demirin gidişatına bağlı tamamen. Ben de annemlerin yanına çıkar, onlara yardım ederim. Bu arada bu hafta sonu eşim gelir diye düşünüyorduk ama bugün cumartesi bu arada. Bugün de işleri varmış. Yeni bir sevkiyat gelmiş. Onun işte işlerini yapıyorlarmış falan filan. Onlarla uğraşıyorlar. O yüzden gelemedi. Büyük ihtimal bayramda falan görüşeceğiz artık. Allah kısmet ederse. Yani hemen gelemeyeceğini biliyorduk ama bu kadar da uzun sürebileceğini bilmiyorduk. Yani 10 günü geçti bu arada o gideli. Biz de buradayız. Yani halimizden de memnunuz aslında. Burada daha rahat ediyoruz. Her akşam parka gidiyoruz. Deniz kenarındayız. Canımız istediğinde denize gidiyoruz falan. Benim için sakıncası yok yani. Böyle de idare edebiliyoruz. Yani annemlerin yanına geldiğim için onun gitmiş olduğunu böyle çok şey yapamadık. İdrak edemedik. Zaten ben yazın annemlere de geliyordum, biliyorsunuz. Yazın çoğunu burada geçiriyorduk. İşte geliyordum 15-20 gün, bir ay kalıyorduk, dönüyorduk falan. Eşim daha çok hafta sonları geliyordu. Yine öyle oldu. Sadece bu hafta sonu işleri dediğim gibi yoğun olduğu için gelemedi. Allah kısmet ederse bayramda yanımıza gelir. Çünkü bayramda uzun bir tatil var, biliyorsunuz. Umarım onun da uzun bir tatil vardır. Duruma göre bakacağız artık. Ben şimdi annemlerin yanına gideceğim. Bu arada akşam yemeği için de fırında köfte patates yaptık. Babam da dün pazardan börülce almış. Size de gösteririz. Haşladık. Onu da salata gibi yapacağız. Sonra belki bir ateş demirle dışarı çıkarız. Hem böyle parkta bir hava alırız. Hem de birkaç eksiğim var. Onları alırız birlikte. Sonra orada gösterebilirsem orada gösteririm. Gösteremezsem eve geldiğimde gösteririm. Bakacağız artık duruma göre. Bizim günlerimiz çok güzel geçiyor burada. Yani havalar sadece biraz dengesiz. Bir böyle yağmurlu oluyor, bir bulutlu, bir güneşli. Tuhaf bir hava var. Sizin oralarda nasıl bilmiyorum ama kendinize çok dikkat edin diyeyim. İşte yani insan nasıl giyineceğini bilmiyor. Tam hastalık havası. Ben şimdi ateş demirin yanına çıkayım. Biraz onunla vakit geçireyim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bahçede çiçek sulaması bitmiş ateş demirim. Benden scooter'ını istedi. Scooter'ına bindik. Şey diyor, anne diyor, burada diyor su bitmiş diyor. Evet annem, su bitmiş. Nasıl bitmiş sular? Güneşten kurumuş anneciğim. Ya. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Çünkü daha güneş. Belki daha sonra öteki tarafa doğru gideriz. Olur mu? Parka gideriz sonra. İster misin? Okey. Tamam. Her şeye okey. Yes yes. No no deyip duruyor bizim oğlan. Bakayım sana, bakayım. Ay şapkan, çok güzel şapkan. Taş anneciğim. Sopa, çubuk. Her yerde duraksıyoruz böyle bir yere giderken, yürürken ederken. Sonra geri dönüyoruz ama bana da iyi oluyor. Yürüyüş yapmış oluyorum sayesinde. Ateş demir, burayı seviyor musun? Hı? Oo, evet. Vay, çok güzel. Ben mi tutayım? Ver, tutayım ben. Hayır. İyi bakalım. Hadi sür, hızlı sür scooter'ını göreyim. Hadi hızlı sür. Aa, düşeceksin, düşeceksin. Derdi imanı ot, toprak, taş.
Ateş Demir'le birlikte bayağı bir turladık. Ben vallahi çok yoruldum. Gittik geldik, gittik geldik. Bebişle oynadık, kahve içtik, değil mi? Ama Ateş Demir hala skuter sürmek istiyor. Aa, aa. Ne yapıyorsun annem? Dede de gitmiş. Buradan mı ineceksin? İn bakalım ama düşme, dikkat et. Hadi çekiyorum seni. Wow! Harikasın Ateş Demir. Ne kadar güzel kaydın. Hadi bir daha sür. Son gaz gidiyordu. Wow, yavaş yavaş yavaş. Bekle 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 bekle. Kaza yapma. Yemeklerimizi yedik. Ateş Demir'le de biraz dinlenmiş olduk evin içerisinde. Şimdi birlikte parka gidiyoruz. Ona söz vermiştim parka götüreceğim diye. Beraber parka gidiyoruz. Biraz da rüzgar var. İnşallah sesim duyuluyordur. Evet annem, tuvalet. Dışarıda gördüğü logar kapaklarına Ateş Demir tuvalet deyip duruyor. Nereden biliyor, nasıl algıladı onu hiç bilmiyorum. Onlara söylenip duruyor nerede görürse. Rüzgara rağmen dedik çıkalım, en azından sıcak sıcak esiyor. Çok aşırı bir soğuk yok dışarıda. Bakalım gidiyoruz. Bugün Kumlu Park'a gideceğiz. Kumlu Park'ta oynayacağız. Gideceğiz mi Ateş Demir Kumlu Park'a? İstiyor musun? Okey? Okey, tamam. Gören de bu çocuğu yabancı sanacak ya. Ateş Demir'e dondurma aldık. Şimdi beraber yolumuza devam ediyoruz. Birazcık dedik kale içinde dolaşalım. Oradan sonra da parka gidelim diye düşündük. İnşallah uslu durursa dolaşmaya devam edeceğiz. Cumartesi olmasına rağmen ortalık da biraz sessiz, sakin. Böyle olunca dolaşmak da rahat oluyor. Ateş Demir'le birlikte kale içinde dolaştık. Babaannem de var benim, kale içinde oturuyor. Bir de onu ziyaret ettik. İlk baş Ateş Demir birazcık yabancılık çekti ama sonra alıştı. Onun da bir gönlünü yapmış olduk, ziyaret etmiş olduk. Şimdi de parka geldik. Ateş Demir parkta koşuyor, oynuyor, kayıyor falan. Çok fazla çocuk da yok. Böyle çok bir aşırı kalabalık da yok. Sanırım henüz daha okullar kapanmadığı için... Ben de mi geleyim? Tamam anneciğim, geleyim. O yüzden hala bir aşırı kalabalık yok. Bir de bugün üniversite sınavı vardı. Bu arada tüm kardeş, arkadaş hepsine inşallah başarılı olmuş olurlar. İstedikleri sonucu alsınlar diyeyim. Yani bu videoyu siz yarın görmüş olacaksınız. O yüzden bugün çoktan geçmiş olacak. Ama sanırım başka oturumları da vardı. Onlar da başarılı olurlar umarım. Hadi Ateş Demir gidelim. Nereye gidiyoruz? Oo, hadi bakalım çık. Koş, kaydıraktan kayalım birlikte. Koş koş. Aferin annem, aferin. Nereden çıkıyorsun? Artık burayı öğrendi teyzoşları. Ateş Demir kendi böyle rahat rahat güzel güzel çıkıyor. Bu arada gratisten de birkaç şey aldım. Onları da eve gittiğimde size göstereceğim. Onları babamla birlikte almaya gittik. Çünkü kapanmaya yakındı. Bir de indirim vardı, kampanya falan varmış. Kampanya oldu mu dayanamıyoruz biliyorsunuz. Hadi bakalım Ateş Demir. Kay kay kay. Göreyim seni. 1, 2, 3. Ooo süpersin. Hadi bekliyorum aşağıda seni. İnatla kaymıyor ya. Orada sayılar falan sayıyor. Bir şeyler yapıyor. Hop çığlık da attı geldi. Normalde aslında parka gelirken böyle kısa şeyler giydirmiyorum ama düşüp de dizleri bir şey olur diye. Kumlu Park'a gidecektik aslında ama buraya geldik. Çünkü burayı gördü, burayı istedi. Artık düşmez inşallah. Ben de geleyim. Tamam merdivenden çıkalım. Ben de geleyim. Beraber kayalım. Neredesin? Neredesin? Buradasın. Hadi koş. Merdivenlere koş. Oraya koştu sonra buraya geldi. Enerjisi hiç bitmiyor Ateş Demir'in. Gerçi burada sanırım temiz hava çarptığı için daha böyle düzenli uyuyor. Deliksiz uyuyor yani. 11-12 saat uyuyor öyle söyleyeyim size. Tersten çıkılmaz, tersten çıkılmaz. Merdivenden sen çıkamazsın öyle. Ateş Demir kendine göre bir arkadaş buldu. O yüzden asla gitmek istemiyor. Ben de kaldım burada bir başıma oturuyorum ya. Bakın en yukarıda bir tane kız arkadaş buldu. Onunla beraber kayıp duruyorlar. Bir 5-10 dakika sonra da kalkarız artık yavaştan. İnşallah gönlü olursa kaydı şu an. O çığlık atan Ateş Demir'di. Enerjisi hiç bitmiyor vallahi. Eve giderken son olarak da Luna Park'a uğradık. Ateş Demir tutturdu buna bineceğim diye. Ama bu çalışmıyor. O yüzden jeton almadık. Sadece böyle oynuyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
Bakayım sana, bakayım. Zor tuttum ateş demiri ya. İlla tutturdu bineceğim diye. Mecbur bindik. Eve gitmeden her yerde duraksıyoruz eve gidene kadar. Vın vın vın. Çok güzel annem. At bakalım ateş, at bakalım. Harikasın, harika. Al 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 al. Harikasın. Babası olsa daha güzel atardık bunları. Al bakalım, al 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 al. Al bakalım ateş. Annem. Annem süpersin. Süper. Süpersin annem. Hoppa. Hadi. 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 Birazcık basket oynadık. Şimdi ateş demir kum boyama yapmak istedi. Kum boyama yapıyor. Yanında da ablası var. Bakar mısınız seçtiğimiz resme? Hadi boya anneciğim. Boya daha bitmemiş. Yeşile boya, biraz ondan sonra bak üstüne dök, beyaz yerlere dök, yapışsın annem. İnşallah bugün bitireceğiz, sonra da evin yolunu tutabiliriz. Ateş Demir'le birlikte parktan eve geldik. O hemen annesinin yanına gitti. Bu arada parktan geri gelmez böyle beziyle falan oynuyordu. Bezini çıkardık, içeriye koyduk. Bezsiz dolaşmak istiyormuş. Bakarsınız öğrenir. Vallahi bugünlerde böyle çok öğrensin diye uğraşıyoruz annemle beraber. Annem diyor olacak olacak diyor, canını sıkma diyor. Bakalım inşallah öğrenir. Ben de gratisten aldıklarımı göstereyim sizlere. Bir tane şöyle kendime Eldor'un şampuanını aldım. Burada kalmamıştı şampuan. Dedim şampuan alayım. Bu arada gratiste de bayağı bir indirim varmış. Bazı ürünler çok kampanyalıydı. Ateş Demir'e bir tane güneş kremi aldım da of şimdi nerede bilmiyorum. Bunu da annemlere aldım. Annemler Pantene kullanıyor. Bu da çok güzel oluyor. Çok güzel kokuyor. Ama ben bu keratinli olduğu için hem saçıma da böyle daha böyle kabarıklığını aldığı için keratinli olduğu için Eldor'u kullanıyorum. Onu da bırakayım. Bir tane şöyle el kremi aldım kendime. Çantamda bulunsun diye düşündüm. 60 lira falandı galiba. 100 liradan düşmüştü bu da. Gratis'te bayağı indirimli ürün vardı. Yani bu kadar uyguna bazı şeyler bulabileceğimi düşünmemiştim. Ama artık yani nasıl desem pahalı olmaya başlamış her şey ister istemez. Şöyle bir tane saç maskesi aldım. Bu da gene keratinli. Yıpranma karşıtı özelliğiyle saçların korunmasına yardımcı olur diyor. Islak saça 3-4 dakika bekletiyormuşuz. Haftada 2 kere uygulanabiliyormuş. İçinde de bayağı var. Yanlış olmasın 20 lira mı 30 lira mı öyle bir şeydi galiba. Tahmin değilim. Bir tane şöyle fön süt aldım. Bunu kardeşim de çok kullanıyor. Ben de ondan görerek aldım açıkçası. Aslında böyle birkaç fenomende de görüyordum. Onlar da bayağı kullanıyorlardı. Çok güzel kokuyor. Hem de böyle saça nasıl desem. Kabarıklığını falan alıyor. Bir de düzleştirirken falan da koruyormuş diye düşündüm. Şimdi zaten yaz yeterince sıcağa maruz kalıyor saçlarımız. Bir de kestirdim ya ben. O yüzden artık farklı ürünlere de açayım. Böyle farklı bir şeylerle kullanabilirim. Bir tane de şöyle güneş kremi aldım Ateş Demir için. Ben de yüzüme falan genelde çok fazla kullanıyorum. Çünkü leke yapıyor cildime ister istemez. Hatta geçen gün de kolumu yaktım. Bakın şurada göstereyim. Şöyle bir üstü de su topladı. Çaydanlık vardı tezgahın üzerinde. Hemen üstünde de dolap vardı. Dolaptan bir şey almaya diye elimi uzatırken bir anda buhar geldi. Yandım o yüzden. O yüzden güneş kremi gerçekten çok önemli. Şöyle açıp size de göstereceğim. 890 liradan falan, yanlış hatırlamıyorsam 530 liraya aldım. Şöyle spreyli 200 mililitre. Spreysiz olanları da vardı ama onların mililitresi 90 ya da 100 falandı galiba. O yüzden tercih etmedim. Böyle spreyli. 2 yıl falan gider diye düşünüyorum. Son kullanma tarihine de bir bakayım zaten. Ona göre kullanmaya devam ederiz biz de. Neresinde yazıyor bakıyorum bakıyorum. Ama şu an bulamadım. Ha, şurada yazıyor. 2026'ya kadarmış. İyiymiş bayağı. İşte böyle bunu da kullanırım diye aldım. Zaten buradayken sık sık denize gidiyoruz biliyorsunuz. Yazın aşkım geldiğinde de bol bol gidiyoruz. Yani genelde gidiyoruz. Parka bile giderken sürmek lazım cildini korumak amaçlı. Bu şekilde bir alışveriş yaptım. Alışverişim de yaklaşık 960 lira falandı ama 1000 lira diyebiliriz yani. Kırklığının lafı olmaz aramızda diye düşünüyorum. Bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.